Bakalım. Süheyla Demir bizimle birlikte. Hoş geldin Süheyla. Tabii Türkiye'nin gündemi seçim. Çok daha yoğun bir tempo içindeyiz ama benim de görevim dünya basınını, Dünyadaki dış olan dış gelişmeleri evet, Şimdi o Taç Töreni onlarla ilgili gelişmeleri evet. de bakacağız. Hafta, Hafta sonu çünkü buyurun. İngiltere bir aylardır konuşuyor o günü. Gün dünya konuşuyor ama önce bir Suudi Arabistan basınıyla başlayalım. Arab evet. News. Ee, orada bir takım olmaz dediğimiz şeyler olmaya başladı rüzgar tersine döndü. Çok doğru. Arap liginden dışlanmıştı Suriye şimdi 11 yıl sonra o lige geri döndü geri kabul edildi. Evet. Arap Birliği'nden bahsediyoruz ve artık Suriye'deki iç savaşla birlikte dışlanmış olan bu Arap Birliği'nden bölgeden kendi ailesinden bir anlamda dışlanmış olan Suriye vardı geri dönüyor. Bu karar hafta sonu oy birliğiyle alındı ve çok bekliyorduk gerçekten de Suriye ve birçok Arap ülkesi arasında ikili düzeyde normalleşme süreci başlamıştı ve özellikle de Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından bu süreç hız kazanmıştı ama Arap Birliği'ne geri dönüş hızı olur mu olmaz mı diye bekliyorduk oldu hem de oy birliğiyle olduğu bu gelişme tabii ki e, Esad için Beşar Esad için diplomatik zafer hiç şüphesiz çünkü artık Suriye'ye bölgesel bazda en azından bir tecrit yok. E, hem de kendi bölgesinde Arap ülkeleri arasında e, artık Suriye delegasyonu Arap Birliği toplantılarına katılacak ama en önemlisi 19 Mayıs'ta Riyad'ta bir liderler zirvesi var. Arap ülkelerinin liderleri toplanacak ve Beşar Esad da bu toplantıya katılacak. Yıllar sonra Şimdi evet. bu hafta da bakanlar düzeyinde bir toplantı daha evet. var Suriye ile. Belki bu toplantı sonrası acaba e, liderler düzeyinde de bir görüşme olur mu? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrasını işaret etmişti. Türkiye ile evet. Evet, Suriye arasında bir anlamda da bu süreci hala hızlandırmak için e, Türkiye'nin de diplomasi çabaları devam ediyor. Tabii seçim sonrasında bu ihtimal mümkün mümkün. Evet. Şimdi İsrail'de Şrail. de sular durulmuyor tabii. Bir yandan protestolar, bir yandan evet. da tabii Avrupa Birliği'ne tepki. Ee, Avrupa Birliği'ne tepki daha doğrusu Avrupa Birliği'nin tepkisi, tepkisi var. Pardon. Çünkü evet. yarın İsrail'de bir etkinlik yapılacak. Avrupa Birliği e, etkinliği Avrupa Birliği'nin kuruluşuyla alakalı e, bir konuşma yapılması bekleniyor ve İsrail hükümeti bu etkinliğe kimi yolladı? Ülkenin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Givir'i ve Avrupa Birliği tepki gösterdi. E, bu kişinin Ben gelmesi gelmesini istemediklerini belirtler. Çünkü daha önce yaptığı birçok açık ...birliğin değerleriyle çeliştiğini ifade ettiler. Hatırlayalım, Ben gibi Filistinlileri, Arapları yok sayan, hatta ırkçı e, diyebileceğimiz şiddeti de e, meşru kılabilecek açıklamaları vardı. Çok tepki çekiyordu gerçekten de. E, dolayısıyla Avrupa Birliği burada ilkesel bir dur duruş sergiledi. Ama Ben Givir ne yapıyor? Israr ediyor. Ben bu toplantıya katılacağım Demokrasi diyorsa Avrupa Birliği farklı sesleri duymak da demokrasinin gereğidir diyor. Bir inatlaşma söz konusu Bengi bir açısından. Yani e, bu protestoya rest çekti o da. Peki ne olacak? Avrupa Birliği'nin bütün İsrail büyükelçileri bugün bir olağanüstü toplantı yapacak ki ortak yanıt verilebilsin, ortak karar alınsın. Bu karar ne olacak? Bazı seçenekler var. Ya hiçbiri e, Avrupa Birliği'nin o etkinliğine gitmeyecek ya da Ben gibi bir konuşurken salonu terk edecekler ya da bir şekilde başka bir şekilde protesto edecekler. Evet, evet Amerikan basınında şiddet bu özellikle silahlı saldırıları çok görüyoruz. Okullarda daha çok görüyorduk ama şimdi evet. mesela bir yandan da acaba bu ırçı saldırıya mı dönüştü? Çünkü e, 8 kişiyi öldürdü Teksas'ta bir saldırgan ve bu otobüs durağının bulunduğu yerin konumu çok önemli çünkü... Genellikle Venezuelalıların değil mi? Yanlış evet, aktarıyorsam. İki ayrı da. saldırı var bu arada. da altını çizelim. Aynı eyalette hafta sonu Texas'ta Texas gerçekleşen iki ayrı saldırı var. Hatta biri saldırı mı değil mi onu da bilmiyoruz. Şimdi ilki bir alışveriş merkezindeydi. Bir silahlı saldırgan etrafa ateş, ateş açıp 8 kişiyi öldürmüştü. Şimdi bununla alakalı gelişme Washington Post'un manşetinde ve deniliyor ki Ülke görüşler ön planda bu saldırıyla alakalı. Çünkü olay yerinde polisin öldürdüğü saldırganın neo nazi olduğundan endişe ediliyor. Beyazların üstünlüğünü savunan bir Amerikalı olduğundan endişe ediliyor. Ki daha önce de benzer görüşe sahip e, beyazların üstünlüğünü savunan kişiler Amerika'da birçok silahlı saldırı düzenledi. Dolayısıyla bu ayrı bir vaka. Ne oldu bu? E, çok kısa süre sonra Teksas'ta bu kez bir otobüs durağında bekleyenlerin üzerine bir araç, araç daldı. Gibi. Sürücü aracını onların üzerine sürdü ve de 8 kişi öldü. İşte bu durak yine bir göçmen merkezinin yanında. En azı ailelerin çoğunluğu. En azı evet Latin Amerikalıların ama bir nokta var ki sürücünün de Hispanik olduğu yönünde iddialar var. İngilizce ve İspanyolca konuştuğu yönünde iddialar var. Bu ırkçı bir saldırı mıydı? Bunu bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle silahlı şiddet e, hep tekrar ediyor. Çok fazla ölüm var. Rekor önüne geçilemiyor. kırılabilir hatta bu yıl. Dediğin gibi önüne de geçilemiyor. Biden bir kez daha çağrı yaptı Cumhuriyetçilere. Gelin daha etkili önlemler alalım, yasalar çıkaralım dedi ama sesini duyan yok ya da duyan ama umursayan yok hala. Ee, biraz önce aktardık işte yayındayken e, evet. okullarda sırt çantasının e, yasaklanması gerektiğini ya, söylüyorlar ama. En... Etkili yani bu mu? Buysa hakikaten çok <laughs> düşündürür. Bu şekilde mi silahlanmanın önüne geçecek? Trajik, yani? komik e, asıl evet. atılması gereken adımlar atılmıyorken öğrencilerin okulda takması gereken <laughs> sırt çantası silahlı saldırı endişesi nedeni yasaklanıyor. Bu da çözüm diye sunuluyor. E, Şaşılası bir durum ve üzülesi de bir durum açıkçası. Evet. Geçelim enteresan. o taç giyme merasimine evet. sadece İngiltere'nin değil aslında bütün dünyanın da e, büyük bir, bir merakla indi. izlediği bir günden bahsediyoruz. Bir hafta sonundan bahsediyoruz. Evet. Tabii evet. çağımızla da birazcık çelişen yani hala asırlar öncesinin e, giyim tarzı işte at arabaları vesaire bir anlamda bunları karşımızda görüyoruz. E, zaman yolculuğuna çıkıyor gibiyiz de ama bunlar günümüzde oluyor ve İngiltere bu değerlerine sıkı sıkıya bağlı. Biz de okumaya çalışalım hem İngilizlerin gözünden hem de dünyanın gözünden. E, Daily Mail gazetesi dikkat çekerseniz tasarımını da... E... ...bu e, taç giyme törenine uygun bir şekilde hazırlamış. Zaten bugünlerde İngiltere'deki bütün gazeteler... ...hatıralık edisyonlarıyla, okurlarıyla buluşuyor. Yani hepsi arşivlerde yerini alabilecek gibi düşünüyorlar. Bir anlamda koleksiyonlara da ekleniyor bu gazeteler. Ve e, dün Londra'da yapılan, Windsor Kalesi'nde yapılan konserden bir anı... ...bir fotoğrafı manşete taşımış e, ve... Prens William'ın sözleri e, yer alıyor. Baba hepimiz seninle gurur duyuyoruz dedi Prens William. Ve bu sözler İngiltere'de en az 5 gazetenin manşetinde bugün. Belki bir anlamda tüm ülkenin e, hislerine tercüman oldu ya da öyle olması tercih edilir gibi de görülüyor. E, Prens William duygulu bir konuşma yaptı. E, kraliçe 2. Elizabeth'in cennetten sevgiyle kral 3. Charles'a baktığından emin olduğunu söyledi. Öyle mi acaba? Ve <laughs> e hepimiz e seninle gurur duyuyoruz dedi. Tabii çok tartışmalı ama kraliçe 2. Elizabeth'in e biraz hizmet aşkını düşünürsek... Belki de hani paralel <laughs> tabii ne oluyor öte dünyada onu bilmiyoruz. Eşin başka bir boyutu esprisi ama böyle evet. bir sıcak... Krala sıcak manşetler, sevgi dolu manşetler İngiliz basınında var. Onu desteklediklerini göstermek istiyorlar. Bu arada o tacın takılma anı o seremoninin bir parçası mı yoksa iyice de bol geldi, tam geldi deyip resmen sanki bir... <laughs> tornavida ile bir şey çevriliyormuş gibi ilk başta öyle bir seremonide öyle bir an yakalamıştım e, tabi bence birazcık e, düşmesin diye tedbiri de evden bırakmama durumu vardı orada çünkü 5 kiloluk bir taş aslında çok ağır bir taş en ufak bir hata da olmamalı bu törende düşünün. onun taş için o kadar töreninde... çok sağa sola çevrili bir şey yapıldı değil mi evet. bunun provası mutlaka yapılmıştır. yapılmıştır yani kralın ilk tacını taktığı gün ki bütün ömrü boyunca 74 yıl bu anı bekledi tacını düşürmesi büyük bir skandal ve fiyasko olurdu. Sanırım orada birazcık da tedbir evden bırakılmadı ve her şeyin yavaş yavaş yapılması, sükunetle yapılması da orada yine bir temel kaygı e, arasında. Tabii, bütün Avrupa tabii ki büyük bir merakla izledi. Hatta kaç milyon dolar pound'tu? 460 milyon dolar e, pound'tu. Sırf bir geliş. turistlerin evet, oraya sırf evet, bu seremoniyi görmek için İngiltere'ye gelişi Fransa da bahsediyor, Fransa ile devam evet, edelim. Evet, Liberasyon Gazetesi de e, tabii ki hafta sonu Liberasyon Gazetesi. E, e... Özel bir sayı çıkardı yani bu 6 Mayıs'tan aslında bugünkü sayı değil ama 3 günlük bir tatilde e, liberasyon. Rus basını da örneğin bugün tatilde ve yarın tatilde çünkü onların da 9 Mayıs'ı var. Bunlar Türkiye'de gazetelerde görmediğimiz evet. durumlar ama e, uluslararası basında gazeteciler de tatil yapabiliyor. E, ve liberasyonun özel sayısında şu ifade var ki benim hoşuma gitti sonunda kral oldu 3. Charles nihayet kral. E, bu ifade gerçekten de durumu en güzel özetleyen bir durum. Bütün ömrü boyunca bekleyen Kral 3. Charles 6 Mayıs'ta tacını taktı deniliyor liberasyonda Evet tabi İngiltere'de de e, büyük bir yer buluyor. İngiltere'de de büyük bir yer buluyor. I paper gazetesi, I gazetesi diyebiliriz. Başka bir boyuta odaklanmış. Evet. Ve diyor ki artık İngilizler politik bir krala daha açık. Şimdi Kraliçe 2. Elizabeth'i biliyoruz çok ketumdu. Mesela siyasi konular olduğunda asla en ufak bir görüş beyanında bulunmuyordu. Çok kırmızı çizgisiydi. Ama halkın görüşü de değişmiş. Özellikle gençler. Gençlerin neredeyse %40'ı diyor ki kral kendi görüşlerini güncel konularda, siyasi konularda dile getirebilir ve hatta getirmelidir diyor ankete göre. Yetişkinlerde bu oran birazcık daha düşüyor. Onlar daha gelenekselci daha krediçenin ekolünden geliyorlar. Yani var. gençler daha cesur bir kral istiyorlar. Evet. Değil mi? Şimdi peki bu kral 3. Charles'ta var mı bu potansiyel? Kesinlikle var. Daha prensken birçok konuda işte genetiği değiştirilmiş gıdalar olsun, siyasi meseleler olsun, kendi e, ifadelerini, kendi görüşlerini açıkça belirtiyordu. Şimdi de özellikle sürdürülebilir enerji konusunda e, ön plana çıkmak istiyor kral 3. Charles. Belki politik bir kral olabilecek. Göreceğiz Peki, bakalım. Bakacağız. Evet. Süleyla, teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz Yarın Süleyman. da yine senden alacağız aynı saatlerde.